Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Rabbena ighfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. اللهم استخدمنا في خدمة القرآن والإيمان والإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان آمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Evet, herkese merhabalar. 29. mektubu çalışıyor idik. Linkini paylaştım. Ve 6. risale olan Desise-i Şeytaniye bölümünü çalışıyor idik 29. mektuptan. Ve şeytani desiseler, yani hileler ve bu hilelerin işleniş sebebi çok ehemmiyetliydi. Bu ehemmiyetini de Kur'an talebeliği yolunda, Kur'an etüt etme yolunda fert fert her birimizin bu ebedi hazineyi kazandıracak yolda tembelliğe atma ve Allah korusun belki bu yolun dışına atmayı hedefleyen desiselerdi bunlar. Ve çok kısa bir özetle, birinci desise Hubbu Cahil'di. Yani başka insanlara karşı kendini beğendirme veya nasıl diyelim işte şöhret peşinde koşma damarından istifade ederek insanından, yani Rabbisini tanıma hizmetinden alıkoymaya çalışıyordu şeytan. İkinci desise ise her birimizde bulunan o kuvvetli havf damarıydı. Yani korku damarıydı. Ve bu damardan istifade ederek insana bir gelecek korkusu veyahut dünyevi konforunun kaçacağı korkusu veya çeşitli can korkusu gibi korkularla insanı hizmetinden vazgeçirme çabasıydı. Ve üçüncü desise ise tamağı idi. Yani hırsla dünyaya bağlanma, açgözlülük, doymazlık ve bu damarından istifade edilmesiydi insanın. Ve bu hususta insanın rızık kavramının nasıl tanımlanması gerektiği üzerine epey konuşmuştuk. Çünkü bu damardan istifade etmek bizim rızık tarifimizi nasıl yaptığımızla çok yakından ilişkiliydi. Ve dördüncü desise ise uzun zamandır müzakere ettiğimiz ve geçen hafta hitama erdirdiğimiz dördüncü desise ise grupçuluk, ırkçılık veyahut metindeki kavramıyla asabiyeti milliye damarından insana şeytanın yaklaşmasıydı. Ve her bir desise için epey bir müzakerede bulunduk elhamdülillah. Şimdi bu hafta biiznillah 5. desiseye başlıyoruz inşallah. Hepimiz için istifadeli olur. Dediğim gibi linkini paylaştım. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Evet, başlıyorum okumaya. 5. desiseyi şeytaniye. Ehli dalaletin tarafgirleri enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar.
hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. Ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Bir paragraf daha okuyacağım. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Sizi enaniyette vurmasınlar. Onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki şu asırda ehli dalalet eneye binmiş, dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak bil mecburiye bu böyle bir vurguya neden ihtiyaç duyulduğu konuşulabilir. Ehli hak bil mecburiye eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa, madem ki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefisperest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Enenin istimalinde haklı dahi olsa, madem ki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefisperest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i Kur'aniye eneyi kabul etmiyor. Nahnu istiyor. Hizmet-i Kur'aniye eneyi kabul etmiyor. Nahnu istiyor. Ben demeyiniz. Biz diyiniz diyor. Evet. Beşinci desise enaniyettir dendi. İnsandaki bu ben duygusu, bencillik duygusu veya en derinlerde kendisine ve fiillerine tesir verme hali belki de. Ve dedi ki insanda en tehlikeli ve aynı zamanda en zayıf damar olarak enaniyeti görüyorum. Yani insanın bu damardan bir saldırıya uğradığında mağlup olma ihtimali eğer ki iyi bir şekilde donanmadıysa, iyi bir talim terbiyeden geçmediyse bu damardan kendini kaptırması, kaba tabiriyle paçayı kaptırması çok kolaydır. Ama bu kolaylıkla beraber bir o kadar da neticeleri en tehlikeli olacak olan, kullanılacak damar da budur diye bir vurgu yaptı ve yine dedi ki Kur'an'da ene değil nahnu isteniyor. Kur'an bizden bunu istiyor. Bu ne anlama gelir? Bu önemli bir ne diyelim iddia gibi veyahut belki de çok fazla dillendirilmeyen Kur'an'ın bu veçesine çok fazla vurgu yapılmayan bir talebi gibi gözüktü bana. İkinci olarak ise şunu hatırlatmak ihtiyacı hissettim. Bu desise-i şeytaniyeleri çalışırken her birinin bir iman akidesine baktığı yönünde
bir yaklaşımdan bahsetmiştik. Ve lahikalarda Hulusi Yahyagil'e ait bir mektup üzerinden bu yaklaşımı dillendirmiştik. Ve aynı sıralamayla devam ettiğimizde sanırım enaniyet bahsi de ahirete iman akidesine denk düşüyor. Yani enaniyetin terki ile benim bu dünya için yaratılmadığım, insaniyetimin taleplerinin yerine getirilmesinin bu dünyada mümkün olmadığı, itikadını içinde barındıran ahiret akidesi arasında sıkı bir ilişki olabilir. Buna belki yoğunlaşabiliriz. Burada özür dilerim. Hulusi merhum Hulusi isimli zat Risale-i Nur'u anlamada çok çabası geçmiş bir insan. Burayı ahirete bağlamıyor da meleklere imanı bağlıyor. Onu inşallah çalışabiliriz. Çünkü çok önemli. Allah razı olsun. Çok çok iyi oldu bu. Yani öncelikle ben özür diliyorum. Ben onu 4. destede Risaleti çalışınca doğrudan 5'e atladım. Ve mektuba başvurmadığım gerçeği de böylelikle ortaya çıkmış oldu. Ama hak yerini buldu. Allah razı olsun. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Meleklere iman. Özür diliyorum. Meleklere iman olarakmış. Ben de biraz kaçamak konuşmuştum zaten. Olabiliriz demiştim. Çok güzel oldu. Elhamdülillah. Bu meleklere iman ile enaniyetin terki arasında bir ilişki Hulusi Yahyagil tarafından belirtildiği ve önemli olduğu üzerinde bugün inşallah duracağız. Şu noktada bir küçük bir katkı yapıp sizin katkılarınıza bırakacağım. Sorularınızı bekliyorum bu arada. Katkılarınızı bekliyorum. 2 paragraf okudum. Nerelere vurgu yapılmasını talep ettiğinizi paylaşabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Fakat şu çok fena şeyler yaptırabilir dendiğinde zihnime küçük bir anekdot geldi. Bir ara bir grup arkadaşla Risale-i Nur'da bir ene bahsi üzerine, yani en çeşitli ene bahisler üzerine yaptığımız bir çalışmada ulaştığımız bir sonuçtu. Onu paylaşmak istedim. Orada şöyle bir şeyi konuşmuştuk. Sanki bu kötü şey, fena şeyler yaptırabilir ifadesinin anlaşılabilmesi için ehemmiyetli gibi geldi bana. Enaniyetin pratiğe bakan yönüyle, insan ilişkilerine bakan yönüyle 3 temel alameti var aslında. 3 temel alamet insan ilişkisinde 3 farklı kategoriye göre oluşuyor. Kategoriden kastım şu. Yani insan kendinden küçük veyahut aşağı mertebede yaklaşıyorsa birine enaniyet ile, bu istibdadı, baskıyı ve zorlamayı netice verebiliyor. Kendisini eş seviyede gördüğü bir yaklaşım varsa, bir muhatabiyet varsa, bu sefer enaniyet rekabet şeklinde, sıkı bir rekabet fakat tahrip edici bir rekabet şeklinde tezahür ediyor. Yok, hayır, kendinden daha ileri seviyede, daha yüksekte gördüğü birine karşı bir muhatabiyette ise bu sefer enaniyet haset veyahut düşmanlık şeklinde tezahür ediyor. Yani keşke metni hatırlasaydım ve o metinle beraber de paylaşma imkanım olsaydı. Ama bunlar, yani şu anda siz de
katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Ben paylaşmak istedim. Sanki enenin okşanmasıyla netice verebilecek bu fena şeyler olarak bu tahripkar rekabet veyahut baskı, istibdat, haset, düşmanlık, sanki o yaptırılabilecek fena şeyler bunlar olabilir gibi diye paylaşmak istedim. Evet, buyurun, ben şu anda bakıyorum. Evet, Erkan Göktaş'ın bir yorumu var. Diyor ki, gerçekten de insanın kendi nefsi için istediğini, özür diliyorum, gerçekten de insanın kendi nefsi için istediğini tereddütsüz biçimde bir başkası için de istemesi çetin imtihanları geçmesini gerekli kılıyor. İman eğitiminin en üst derece seviyesine gelebilmek, enenin hikmete tabi olmayı kabul etmesi zor bir iştir. Allah madem ki herkesin Rabbidir, öyleyse herkesin iyiliğini istiyor olmalı ve bize de iman ile böyle yapabilmeyi öğretmek istiyor olmalı. Evet, işte şimdi soru şu, yani bu insanın kendi nefsi için istediğini, başka bir nefis için istemesi neticesini veya bu enenin hikmete tabi olmasına bağladınız mesela. Güzel de bir argüman. Ama mesela bu akşam şuna cevap vermemiz lazım o zaman. Bu eneyi hikmete tabi etmek ne demek? Ve nasıl mümkün olur? Zor bir iş dediniz. Bence de zor. Ama bu ne demek? Ve bu zorluk nasıl aşılır? Bu da bir başka soru olarak şu an zihninizde dursun. Başka sorular varsa alabilirim. Veya mikrofonu kullanmak isteyen varsa diye ben şu an için kısa bir süreliğine sessizliğe bürünüyorum. Uzun bir süreliğine de bürünebilirim. Sıkıntı değil. Bir de benim su içmem gerekiyor şu anda zaten. Affınıza sığınıyorum. Buyurun. Esselamu aleyküm. Evet, arkadaşlarımızdan katılan olmadığına göre yalnız bir arkadaşımızın yazdığı var. Onu okuyuvereyim ben. Levent arkadaşımız yazıyor. Rabbi tanıma vesilesi olan ene nasıl oluyor da enaniyete dönüşüyor? Çok yerinde bir soru. Herkesin merak ettiği bir soru. Cevabı zor olmasa da bulunabilir. Peki efendim, bu ene neden tehlikeli? İnsanın en zayıf damarıdır. Çünkü insana pay veriyor. Sen yaptın diyor. Sen hizmet ettin diyor. Sen başardın diyor. Bu senin ürünün diyor. Ben kendimden deniyorum. Kendimden tecrübemle konuşuyorum. Sizler hakkında değil. Siz kendi hakkınızda konuşun. İnsana ben şurada bir örnekle anlatayım da aşırı bir örnek olsun. Kendisini diyelim ki fazla İslamiyet ve din ile bağlı olmadığını söyleyen bir insanın diyelim annesi vefat etti. Hatta ben dine mine pek kulak asmam arkadaş diyordu bu kişi. Öyle düşünelim. Var öyle insanlar. Annesi vefat ettiğinde telefon açıyorsunuz ya da gidip ziyaret ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah annene rahmet eylesin diyorsunuz. Hiç itiraz etmiyor. Ben çok gördüm, denedim. Kasıtlı olarak da yaptım böyle. Bakayım ne diyecekti. Hani sen Allah'a inanmıyordun ya. Hani sen ahirete inanmıyordun ya. Deyip de kişiyi zorla üzerinize
sıçratmanıza gerek yok. Ama dikkat edin, bir kişiye bir iyilik izafe ettiğiniz zaman, kendiniz kendimden bakıyorum ben, ondan memnun oluyoruz. Bu en zayıf damar demesi de gerçekten tehlikeli en zayıf damardır. Gerçi kültürde yaygın olması yönüyle dördüncü desise-i şeytaniye en yaygın olanıdır. En zayıf değil. İnsan birazcık düşününce üstesinden gelir. Ama bu ene meselesi, üzerine düşünsem bile pratik hayatta yine birisi sana ya çok iyi bir insansınız dediği zaman insanın hoşuna gidiyor. Yani ona, o kişiye karşı böyle daha bir sağlıklı teşekkür ederim efendim falan diyerek olumlu tavırla karşılık veriyoruz. Yani iyi niyetlisiniz falan diye. Hemen üstümüze alıveriyoruz. Fazla da detaylı bir şekilde düşünmüyoruz bu konuda. Peki, uzatmayayım. Tehlikelidir. Neden bu tehlikeli? Yalnızca insanın bu hizmette, burada üzerinde durulması gereken, durulan konu da bu. Sizi bu desiselerle hizmeti Kur'aniyeden, hizmeti imaniyeden uzaklaştırıyorlar. Bu desiselerin en ince tarafı, en içinden çıkılması zor olan tarafı enaniyet tarafıdır. Enaniyetinizi desteklemesinler, demesinler mesela. Sen de maşallah bayağı iyi düşünüyorsun, iyi anlıyorsun, iyi şeyler yapıyorsun dedikleri zaman kendimize öyle görüyor insanlar. Var demek ki bende bir şey. Tavrıyla olumlu bakıyoruz böyle bir tuzağa karşı. Ondan sonra sizi başlıyorlar övmeye, yapmış olduğunuz işlerin size ait olduğunu söylemeye. Peki, ehli dalalet eneye binmiş dalalet vadilerinde koşuyor. Buna karşı da ehli hak diyecek. Eğer ehli hak bil mecburiye eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Neden? Eneyi terk etmeyen insan hakka hizmet etmez de kendine hizmet eder. Ne demek bu? Kendine mal eder, ben yaptım der. Bu kadar işi ben becerdim der. Veya ileride gelecek onu da tartışmanın içine almak istiyorum. Ben demeyin, biz deyin var ya, o zaman kendisine layık görmezse bizim cemaat yaptı der. Ama onun altında ne vardır? Bizim cemaatin ben bir üyesiyim. Dolayısıyla o yapılan işte benim de payım var der. Benim de payım var der. Bunlar ince noktalardır. Aman efendim, biz ben demeyin, biz deyin derken ben demeyin, biz deyin derken evet ben biz dedim diye kurtardım değil. Bizim cemaatin şu kadar şöyle müesseseleri var falan dediğimde kendime pay çıkarıyor da olabilirim. Veya bir grup halinde, bir cemaat halinde yapılan bir işlemi ben değil kardeşim, bunun bir sürü insanın teşebbüsü var burada. Bunu ben kendime mal edemem ki. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela diyelim ki biyoloji dalında bir yeni keşifte bulundunuz. Size dediler ki, bu konuda ilk defa siz böyle bir açıklama getirdiniz, keşifte bulundunuz dediklerinde, bu kişi ehli hak ise eğer, ne diyecek? Canım, binlerce insanın katkısı var. Onların desteğiyle ben en son kertede son adımı atıvermişim. Burada benim bu son adımı atmam için geldiğim mertebeye binlerce biyoloğun
biyoloji bilim dalında çalışan insanın emeği var. Onların emeğini inkar edemem demeye gelen bir tavır olması lazım. Bu ayrı bir konu. Hem bu konuda iyi dikkat edeceğiz. Konudan konuya atladığımın farkında oldum şimdi. Hizmet-i Kur'aniye'de biz deyin diyor. Şahsi sorumluluğu gerektiren iman konusunda biz deyin demek çok tehlikelidir. Bu konunun ayrımının yapılmadığını genellikle müşahede ediyorum. İyi dikkat edelim buraya. Tekrar geleceğim bu konuya ama önce ene neden çok tehlikeli? İnsan eğer eneye birazcık pay verse, azıcık bir şey pay verse, Levent'in sorduğu soruda da bu içeriliyordu ve o sorunun içerisinde bu perspektif, bu yön vardı. Yani bu Rabbi tanımak için verilen bir alet nasıl oluyor da sanki insanı Rabbin karşısında meydan okuyan bir pozisyona getiriyor. Erkan Hoca da bir işi ben yaptım demek neden tevhide aykırıdır sorusunu soruyor. Onu da içeren bir cevap olacak bu. Şimdi Risale-i Nur dikkatle okunduğu zaman ki Risale-i Nur'u dikkatle okuyan ve Risale-i Nur'un müellifi olan zat ile de bu konuda alışverişte bulunan Hulusi isimli merhum zatın mektubunda eneye değer vermenin, eneyi yani ben demenin, yapılan bir işi kendine mal etmenin, meleklere imana zıt olduğunu söylüyor. Bu can alıcı bir noktadır. Çok güzel anlamış meleklere imanı. Çünkü yine Risale-i Nur'daki detaylı açıklamalardan faydalanarak şu sonuca ulaşıyoruz ki bir insan eğer bir fiili kendine mal ederse, bunu ben yaptım derse onun yanlışlığı üzerinde duracağız. Ki zaten Gürkan da bu konuda sorusunu buraya yöneltti. Neden yanlış diye de onun yanlışlığı üzerinde duracağız. Ben demenin yanlışlığı üzerinde duracağız. Aynı şeyi diğerleri de kendilerine ait olan fiili yaptı demektir. Bu diğer insanları kastettiği gibi veya içerdiği gibi ağaç da meyvesini kendi verdi demektir. Ama dikkat edin hani kimyacı mı? Biyoloji örneğini vermiştik ya. Biyoloji örneğinde neydi? Bir biyolog bir konuda herkesten önce bir adım atarak yeni bir konuda keşifte bulunduğunda onun gerisindeki yani ondan önce yapılan tüm çalışmalar o kişinin o konudaki yapmış olduğu atak diyelim son atakın background'unu gerisini destekleyen çalışmalardır. Onların üzerine basarak onlardan faydalanarak o son adımı atmıştı. İnsan mesela bu işi ben yaptım diyor. Gürkan'ın yazdığında da bu var. Bu işi ben yaptım demek neden kötü olsun veya enaniyet olsun? O işi yapman için gerekli olan kainatın varlığı, kainatın nizamının varlığı, senin o kainat içerisindeki insaniyetinle, insani özelliklerinle o konuyu gerçekleştirme seçeneği yapma zemini kim hazırladı?
Şimdi seçeneği yapmaya da geleceğiz. Ama bunu unutuyoruz. Gerisinde bir şey yaptın, ne yaparsan yap. Kainat lazım. Kainatın nizamı lazım. Sen o nizamın içerisine adapte olacak şekilde donatılmış olman lazım. Yoksa insan çok her zaman yaptığımız bir fiil olan yürümek fiilini kendi başına gerçekleştirebilir mi? Hayatı olmasın bakayım, yürüyebilir mi? Damarlar beyinle ilişkili bir nizamın içerisinde yaratılmış olmasın bakayım, yürüyebilir mi? Yer çekimi olmasın bakayım, yürüyebilir mi? Bu zemin, bütün kainatın varlığına dayanan bu zemini hazırlayanı unutuyor insan, en son iradesiyle bir tercih yaptığı için o tercihin neticesinde yaratılan yeni dünyadaki yeni oluşumu, yeni tekevvünü ben yaptım diyor. Bunun neresi hakikat? Buna ne hakkımız var? Hiçbir şeyde yeni bir, hiçbir fiilimizde yeni bir şeyin varlık nedeni değiliz. Yalnız var olan, var edilmesinin talebinde nedeniz. Yani çekirdeği buraya koyuyorum, bu toprağa dikiyorum, suyu döküyorum. Ağacın yaratılma fiilinde burada bir ağaç yaratılsın diyorum. Su da benim değil, çekirdek de benim değil, nefsim de benim değil, hava molekülü de benim değil. Onu bu şekilde öğrenme kabiliyeti olan daha önceki tecrübelerden beynim midir, ne deniyorsa ona, bu kabiliyet de benim değil, benim değil, benim değil. Bende yalnızca bir seçme özgürlüğü var. Onu da beni yaratan seçme özgürlüğüyle birlikte yarattığı için, serbestsin seç dediği için seçebiliyorum. Yani seçme özgürlüğünü kullanmak mecburiyetinde olan bir yaratığım ben. Ondan sonra da bu işi ben yaptım diyorum. Ene budur işte. Aynı şekilde ağaç meyve üretti diyorlar. Diyor adam. Kimler bu? Ehli dalalet, eneye binmiş dalalet vadilerinde koşturuyorlar. Yani bir işi ben yaptım sahtekarlığına girdiğinizde ağacın da meyveyi yaptığını iddia etmek zorundasınız. Çünkü aynı pozisyondasınız. Ağacın ağaç olması, mevsimi, yeryüzündeki bu kuruluş düzenini, kainatı yapan olacak ki ondan sonra bu düzenin içerisinde bu meyveyi de ben yaptım diyecek. Bu background'daki, bunun gerisindeki o meyvenin oluşumunun, yaratılışının gerisindeki ne kadar büyük rakam söylerseniz söyleyin yetmeyecek olan hazırlıkların yapılmasında ağacın ne etkisi var? Ağacın kendi hücresinin bu şekilde çalışacak, çalıştığı şekilde var edilmesinde ağacın ne etkisi var? İnsanlar deli olmuşlar. Ağaç meyve üretir diyorlar. İnsanlar deli olmuş. Ben bunu yaptım diyor. Ene böyle insanın özüne giren, insaniyetine %100 taban tabana zıt olan bir anlayışa imkan verme eğiliminin adıdır. Bu eğilime dikkat etmek gerekir. Eğer ehli hak isek, madem ötekilere
ötekilere benzemeyeceğiz, enenin istimalinde ehli hak gibi, ehli dalalet gibi tavır takınmayacağız. Neden? Hakkımız yok. Çünkü biz ehli hakkız. Hakikatin taraftarıyız. Hakikatta bir şeye vücut verme, varlık verme özelliğine ben kesinlikle sahip olmadığımı kendi hayatımdan biliyorum, siz de bilirsiniz. O zaman bir ağaç, örnek olarak ağaç, güneş de olabilir. Bu bir atom da olabilir, bir hücre de olabilir. Kendisinde teşekkül ettirilen, yaratılan bir özelliğin varlık nedeni olduğunu söylemek için kainatın varlık nedeni olduğunu iddia etmesi lazım. Kimse bu iddiada bulunamayacağı apaçıktır. Kimsenin böyle, Firavun'un değil, Firavun ben sizin Rabbinizim dedi. Demedi ki dünyayı ben yarattım diyemez. Kimse böyle bir sahtekarlığı açıkça ortaya koyamaz. Ama enaniyet dediğimiz olay bir en son adımda kullandığımız irademizden dolayı, irade cüz'iyemizden dolayı yaratılmış olan sonucu kendimize izafe etme tehlikesi çok yaygın bir tehlikedir. Meleklerle ne işi var? İşte kardeşim, meleklere iman budur. Her yerde, her şey, her daim yalnızca yaratıcısının fiili olduğunu ilan eder. Bu ilanı temsil edene melek denir. Bu ilanı benim dünyama taşıyana melek denir. Onun tesbihatını yapmak diye literatürde teknik olarak kullanılır. Onların mümessilleridir denir. Ama öyle literatürde kullanılan teknik terimlerin arkasına sığınıp da ben meleklere inandım falan diye zannetmeyelim. Meleklere iman konusu bu Türkçe konuşan kültürün en zayıf olan iman esaslarından birisidir. En zayıf. Kültürde böyle bir eğitim yok diyebilirim ben size. Ya Risale-i Nur'dan başka böyle meleklere imanın temellerini atan ve onu gerçekten insanın onaylayabileceği delillerle temellendiren bir eseri ben görmedim. Siz görmüş olabilirsiniz, ben bütün kitapları okumuş değilim ki. Ama bu varsa bana söyleyin lütfen. Lütfen. Böyle yalvararak söylüyorum. Evet. Levent anlamadım. Hangisi kuvvetli ki diyorsunuz? Ne demek? Anlamadım. O sorunuzu açar mısın? Anlamıyorum. Hangisi kuvvetli ki ben? Böyle bir şey konuşuldu mu? Birisi kuvvetli falan diye. Bilemiyorum. Bir açarsan meleklere iman en zayıf dediğinizde İmanın hangi temeli? Meleklere imanı temel. Yani hangi imanı temellerde kuvvetli diyeceğiz de artık neredeyse hiçbir şeyinden, hiçbir hakikatinden haberdar olmadığımız konu meleklere iman konusu. Hiçbir hakikatinden haberdar değiliz diyebilirim size. İtham etmiyorum, istisnalar vardır aramızda. Risale-i Nur okuyarak bu konuda İşte Hulusi, merhum Hulusi gibi zatların idrakinden anlıyoruz ki demek ki istisnalar var. Bak bunlardan bir tanesi de Ene'nin meleklere imana ters düştüğünü farkına varacak kadar feraset sahibi olmuşlar. Demek ki var ama bunlar gizli gibi yani. Milyonda bir, yüz binde bir gibi bir şey. Evet, bu meleklere iman konusuyla çok bağlantılı ama ilk etapta ne ilgisi var gibi görünüyor. Efendim ehli hak olmak, ehli dalalet gibi olmamak mutlaka eneyi terk etmeyi gerektiriyor. Evet.
deney terk etmeyen ehli hak olamaz, daima yalan söyler. Hatta yaratıcının mülkünü çalan bir hırsızdır. Hatta ona isyan eden birisidir. Onun yarattığı bir şeyi, hayır sen yaratmadın, ben yaptım diyen bir eğilim. Peki efendim, şimdi en son noktaya geleceğim. Yani bu arkadaş diyor ki meleklere iman en zayıf dedi de ene ve meleklere imanı biraz açabilir miyiz? Hayır. Konumuz değil o zaman meleklere imanı çalışmak için bir yıl burada konuşmak lazım. Hani meleklere iman konusunda baya böyle arkadaşların teşebbüsleri olsun diye oldu. Kelimelerde konuştuk. Ne sonu geliyor, ne incelikler. Çünkü yok, bilgimiz yok. Bilgimiz yok. Öyle bir biz meleklere inanıyoruz deyip geçip gidiyoruz. Anda Kur'an'da bildirmiştim, gelip istiyoruz. İlişkisi diyorsunuz. İlişkisi artık bahsettiğimi zannediyorum. Ben kendime bir şeyi izafe ettiğim zaman eşyadaki bir özelliği de o eşyanın kendisine izafe ederim. Dedik ya, ağaç meyveyi büyütendir. Güneş ışığı üretendir. Hücre çoğalandır. Ne oldu? Ağaç, güneş, hücre kendi üzerinde gerçekleşen, yaratılan bir olayı benim gözümde kendilerine izafe ettiğim için oradaki gerçekleşen, o eşyadaki gerçekleşen yaratılışın yaratıcıya delalet eden yönünü, oradaki orada bir şeyler yaratılıyor, onun yaratıcıya delalet eden yönünü reddediyor, kapatıyor. Melek de oydu zaten. Bir eşyanın yaratıcıya delalet eden yönünün yaratıcıyı ilan eden yönünün temsilini yapmak, izahını yapmak, ilanatını yapmak ve insan ile şuurlu bir ilişkiye geçerek ben burada Rabbul Alemin, kainatın yaratıcısının bir özelliğini temsil etmek üzere bu eşyada şöyle bir özellik olarak senin karşında bulunuyorum diye insan ile şuurlu olan insan ile şuurlu bir ilişkiye geçmenin adına meleklere iman denir. Ama bu çok uzun bir konu. Eneyle doğrudan ilgisi var. Eneye tabi olan bir insan meleklere iman edemez. Ne söylerse palavra zaten iman ettim diye de onun söylediği sözün hiçbir kıymeti yok. Melek yoktur orada. Yaratıcının esmasının özelliklerinin tecellisinin ilanı yok ki. Düşünün. Ağaç meyve üretir dedim. Meyvenin yaratılmasında yaratıcının ilanına dair hiçbir şey kaldı mı? Bu işi ben yaptım dedim. O yaptım dediğim işin yaratılışında tecelli eden yaratıcının özelliklerinin ilanı kaldı mı? Böyle bir bağlantı var işte. Hem de çok kuvvetli bir bağlantı. Peki efendim, ben çok uzattım da konuyu şu en son cümleyle bitirmek istiyorum okunan parçada. Bununla beraber etrafında toplandığımız hizmet-i Kur'aniye eneyi kabul etmiyor, nahnu istiyor. Ben demeyiniz, biz deyiniz diyor. Efendim ben değil, biz deyin derken hizmet-i Kur'aniye'de yaratılan sonucu kendine mal etme, hepimize dağıt anlamında değil kardeşim.
bir hizmet teşebbüsünde bulunuluyor, irade-i cüz'iyeler kullanılıyor, belli bir sonuç Rabbül Alemin tarafından tanıtılıyor. Bu yalnız senin irade-i cüz'iyeni kullanmana ait bir olay değildir, bir ekip çalışmasıdır, bir grup çalışmasıdır. Onların hepsinin irade-i cüz'iyelerini kullanmalarının sonucunda o irade-i cüz'iyelerin kullanılmasıyla yapılan duaya verilen bir cevaptır. Bu yalnızca senin duana yapılan bir cevap değildir. Bu anlamda değilse bu cümle çok istismar ediliyor. Biz Allah'a inanırız. Biz meleklere inanırız. Neden? Çünkü Müslümanlar meleklere inanır demek çok kaçış ve sahtekarlıktır. Kendini kandırmadır daha doğrusu. Başkasını kandırıp ne yapacaksın? Öldüğün zaman başının çaresine bak işte. Kendini kandırmadır. Neden? Biz Müslümanlar şöyle yaptık dedin. Şöyle şöyle inanıyoruz dedin. Şahsi görevim olan imanın hususiyeti prensibi var arkadaşlar. İman toplu hareket değildir. Hizmeti Kur'aniyedeki hizmet gibi değildir. İman şahsidir. Senin ve benim şahsi olarak her doğan, yeni doğan kişinin akıl bali olduğu zaman yaşaması, araştırması, belli bir sonuca ulaşması gereken bir şahsi sorumluluktur. Onun için amentu demek zorundayız. Eşhedü demek zorundayız. Başlangıçta. Ama eşhedü dedikten sonra, amentu dedikten sonra, bunun farkına vardıktan sonra, bunu şahsen tasdik ettikten sonra, kişi olarak tasdik ettikten sonra, yalnız ben değilim şehadet getiren, ağaçlar da, hayvanlar da, bulutlar da, dağlar, toprak, atom, zerreler de, hücreler de, yıldızlar da, şehadet getiriyorlar anlamında neşhedü deriz, diyebiliriz. Eşhedüsü olmayanın neşhedüsü olmaz. Çünkü neşhedünün farkına varmak biz demek, ancak senin kendinin farkına vardığı kadardır. Senin kendinin onayladığın, tasdik ettiğin kadardır. Yoksa zaten neşhedü diyemezsin. Biz Allah'a ibadet ediyoruz, onun abdiyiz diyemezsin. Kendi abd olduğunu, mahluk, yaratık ve yaratıcısını tanıma şuurunda olduğunun farkında olmayan bir insan, yıldızların, vücudundaki hücrelerinin, diğer insanların da yaratıcılarının ibadetiyle, şuurunda, onu tanımakla, onun şuurunda olduğu sonucuna ulaşamaz. Onun için dikkat edin, bu ben değil biz deyinizin çok yanlış kullanıldığını müşahede ediyoruz. Yerinde olmayacak bir şekilde kullanıldığını müşahede ediyoruz. Mesela bir insan, çok kişi kendisinin bir sonuca sahip olduğunu iddia edemediği yerde, bizim cemaatimiz bunu yaptı, bizim milletimiz böyle, biz Müslümanlar böyleyiz diye kaçar. Bu hal, bu cümleyle ifade edilmek istenenin tam zıttıdır. Pay almak için yapılan, onun Nursi bir başka yerde millete mal etmek suretiyle kendine pay çıkarır diyor. Bizim milletimiz en üstün millet demek ne demek?
ben en üstün millete mensup olan en üstün bir kişiyim demek. Aman efendim enaniyetten çıktı da millete mal etti dediğimde millete mal ettiğin faziletin aslı, esası Rabbin bir ihsanıdır. Sen o ihsanı kendinde gördüysen onu millete de mal edemezsin zaten. Allah'a mal edersin. Kainatın yaratıcısına mal edersin. O zaman e'budu, ben Rabbin abdiyim diyen bir insan, başkaları da aynı öyle abd olduğunu görüyorum manasında na'budu der. Peki efendim. Ben burada duruyorum. Bir arkadaş Şeyma çok ilginç bir tespit. Ben yerine bizdeki saklı olan gizli enaniyet halinin saklı olma noktası çok önemli göründü diyor. Allah razı olsun diyor. Amin ecmain olsun inşallah. Hakikattır bunlar. Ben burada bitiriyorum. Belki arkadaşlarımızdan ilave etmek daha ileri düzeyde sorular ve açıklamalarla gelmek isteyenler vardır. Mikrofonu kapatıyorum. Benim hakkım bitti. Hakkım değildi de. İşte ben burada bitiriyorum demek istiyorum. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Diyelim. Buyurun. Mikrofonu bırakıyorum. Allah razı olsun. Yani sessizlik olduğu için tekrar aldım. Elhamdülillah. Bu Erkan Göktaş'ın bahsettiği bir ilk başta vurgulanan bir mesele vardı. Bu başkasının iyiliğini isteme meselesi. Metne baktığımda inşallah o ileriki kısımlarda var. İnşallah o tartışılacak. Bugün oraya gelinemedi belki ama bu enaniyet ve ene kavramının aşılmasının meleğe imanla olan ilişkisi üzerine duruldu ve zannediyorum hepimiz için istifadeli olmuştur. Levent Hocam diyor ki bu konuda ben hep aksini görmüşüm. Acayip. Hizmet-i Kur'aniye'de çok ileride olanların enaniyetleri de çok ileride oluyor. Yani hizmet-i imaniyede çok ileride olmak enaniyeti netice veriyor mu bilmiyorum hocam. Yani şunu söylemek istiyorum. Belki hani onlarda daha belirgin oluyordur. Hani böyle imtihanları belki daha zordur falan. Ama hani hizmet-i Kur'aniyenin içinde olmak veya olmamak, onun içinde görünmek veya görünmemek. Bu imtihan zor ya. Bu hepimiz için çok zor. Hepimizin en çok ileride gibi geliyor bana. Bir de bir başkası şöyle yapıyor, böyle yapıyorsa yani toplumun geneline hakim olmuş kültürdeki anlayışı konuşmak ayrıdır. Başka kişilerde ben şöyle gördüm falan diye konuşmak ayrıdır. Oralara girmesek çok iyi ederiz inşallah. Başkası ben de hizmet imanede olduğunu söyleyemem. Bilmiyorum kim ne halt ettiğini, kendimin bile ne halt ettiğini bilmiyorum. Bir soru geldi hocam sizin sunumunuzun üzerine dumandan. Peki nasıl ifade etmeli? Ben yaptım değil o zaman ne peki? Yani mevzu sadece cümleyi nasıl kurduğumuzla mı alakalı diye soruyor. Bir önceki sohbetimizde de dumanla aynı konuda yine bir müzakeremiz oldu birlikte. Benim şuurluluğuma bağlı bir olaydır o. Yani ben bugün okula gittim veya pazara gittim dediğim zaman cümleyi kurdum kurmadım değil. Neyin farkındasın kardeşim? İradeni mi kastediyorsun, irade-i cüz'iyeyi kullanımını mı kastediyorsun? O senin bilinçliliğinle ilgili bir olaydır.
Mesela buradan gittin pazara bir şey alıp geldin, ihtiyacın vardı, karşıladın. Pazara gittim demeyecek miyim şimdi ben? Ne diyeceğim ya? Onun yerine başka bir şey kullanacağım. Ya melekler gitti daha da ben de gitmiş göründü falan gibi bu cümleler kuracağım. Hayır efendim, hayır. O gidişte, o yürüyüşte yeni yaratılışı müşahede ederek mi gittin? Zaten o zaman kullanacağın cümle, bilinçlilik düzeyin sana, pazara gittim ama hep bunlar yeni bir yaratılıştı manasına gelen bir anlayış sende, ben de hakim olacağım. Şuur meselesi, farkındalık meselesi, bilinçlilik meselesidir. İman. Yoksa cümlelerle uğraşmanın bir alemi yok. Kur'an yaptıklarımızdan dolayı siz hesaba çekileceksiniz ya da yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz diyor. Bak yaptıklarınız diyor. Bunu da insanlar ulema konuşmuş. Evet. Bir de hocam burada şeyi söylemek istedim ben de. Bu mesele cümle kurulumu değil tabii ki de. Yani biz iman eğitimi dediğimiz şeyde, Kur'an'ın terbiyesine girmek dediğimiz uğraşta bundan sonra yeni cümleler ezberleyeceğiz ve biri bir şey bize sorduğunda o cümlelerle cevap vereceğiz eğitimi tabii ki de değil. Yani mevzu sadece cümleyle mi alakalı diye sorulduğunda eğer bu anlamda bir ezber kastediliyorsa bu tabii ki de hiç değil. Fakat cümle kurulumu yani insanın Ali Hoca onu şuur olarak vurguladı. O iman şuuru dediğimiz şeyin kainatta benim üzerinden tezahürü benim lisanımla oluyor. Ve Said Nursi mesela yani bence bu konuda çok usta biri. İman ile küfürün birbirine olan taban tabana zıddiyetini tamamen bir cümle üzerinden açıklıyor. Çok garip bir şey değil mi? Ne güzel deme, ne güzel yapılmış de. Eğer ki burada yani bu tercih edilen usulün arkasındaki espriyi ve o şuuru olan vurguyu almazsak, sanki onun yanına bir kelimecik koymak ebedi bir saadeti kazandıracak. Fakat faraza o an unuttum, dilim sürçtü, söylemedim veya daha önceden böyle söylersen cennete girersin diye bir bilgi bana ulaşmadı ve ben lisanımı düzeltmedim ve ebedi bir cehenneme gireceğim. Bu çok komik olur. Bu anlamda tabii ki de mevzu sadece cümle değil. Ama iman şuurunun insan üzerindeki en büyük tezahürü lisanı üzerinden oluyor. O şuur bizi o şekilde konuşturuyor diyeyim. Evet. Ondan sonra Erkan Göktaş dedi ki enaniyetin meleklerle ilgisini bir manayı haksız yere sahiplenmek diye anladım. Evet yani o kendindeki o tesir verme hadisesinin ardından benim de anladığım kadarıyla insanın kendisi hakkındaki tefekkürü kainat hakkındaki tefekkürünü tahkim ettiği için ve meleklere iman dediğimiz hadise kainattaki yaratılışta ki esma-i ilahiyi ve o manayı insana ulaştırmaya vesile olan varlıklar olduğu için, bunu ilan eden varlıklar olduğu için onların üzerine çekilmiş bir örtü gibi oluyor. Tamamen onları belki de reddetmek noktasına bile götürebilecek derecede bir şey. Ondan sonra Ahmet Ali diyor ki enaniyet insanın meziyetlerinin kaynağını kendisini görmesidir. Yani sahip olduğu özelliklerin kaynağı olarak kendisini telakki etmesidir. Böyle bir insan diğer mevcudatı da kendine ait özelliklerinin kaynağı olarak görür.
Allah razı olsun. Evet, yani bu akşam vurgulanmak istenen mesele tam da böyle bir mesajdı. Böyle bir insan bu kainatı yaratan Allah'tır der ama mevcudata mutlaka ait özellikleri verir, şirke düşer, düşebilir diyelim. Meleklere iman etse de veya ediyorum dese de diye anlıyorum ben bunu, enaniyeti olan bir meleğe iman eder. Meleğin enaniyeti, yani zihninde enaniyetli bir meleğe iman etmiş gibi bir durum olur gibi bir şey dedin herhalde Ahmet Ali. Bir karikatürize ettin mevzuyu ama yani meleği görmez aslında. Arkadaki mesaj o. Duman diyor ki, bunu tam Ali Hoca açıklamasını yaparken söyledi diye hatırlıyorum. Bunu söylemenizi istemiştim ben de. Yani bunu, bu vurguyu sizle daha önceki diyalogumuzda paylaşmıştınız. Onun tekrar duyulmasını istedim manasında anlıyorum bu cümleyi. Levent Hocam diyor ki, bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Evet, Tabiat Risalesi'nin başında düşünmüş bir not diye hatırlıyorum bunu. Bilmeden kullandığımız, fakat kullandığımız cümleyi, o ne diyorlar ona, deconstruction mı? Türkçe bir karşılığı var onun. Yapı sökümü diyorlar galiba. O cümleyi böyle deşe deşe yani böyle bir cümleyi kullanmak demek. Bu ağaç güzeldir demek ne demektir? Ben bu ağaç güzeldir dediğimde neyi kabul etmiş oluyorum diye bunun dibine indiğimiz zaman orada küfür çıkıyor. Allah razı olsun, bunu hatırlattı Levent Hocam. Erkan Göktaş diyor ki, söyleyene değil söyletene bakmak lazım. Yani sana bunu ben yaptım dedirten anlayış nedir? Önemli olan o. Allah razı olsun. Bunun üzerine düşüneceğiz. Levent Hocam diyor ki, bu anlamda az önceki mesajına devam ediyor. Kelimelerimizi, söylemlerimizi de imanileştirmek, Kur'anileştirmek güzel olsa gerek. Evet, inşallah böyle bir neticede beraberinde gelecek ve bu cümlelerin kasıtlı olarak ne güzel yaratılmış denmesi, kasıtlı olarak böyle bir şuur ile söylenildiği takdirde arkasındaki, yani farklı bir noktada durduğunuzu, ehli hak olma noktasında bir gayret üzere olduğunuz mesajının imasını da içinde barındırır. Erkan Göktaş diyor ki, güzelden öte farz. Anlayamadım Erkan Hocam. Levent Hoca'ya cevap veriyor. Ha, Kur'an iyileştirmek güzel olsa gerek, güzelden öte farz. Bu bizim üzerimize farz noktasında, evet, Allah razı olsun hocam. Levent Hocam'a cevap veriyor. Rıza Kaplan diyor ki, link. Neyin linki? Levent'in yazdığının linki ama şimdi Tabiat Risalesi'nin başında diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani şu an direkt link verebilecek arkadaş varsa versin. Fakat lemalarda Tabiat Risalesi'nde diye hatırlıyorum ben. Bu cümlenin konu. Evet. Allah razı olsun. O metne başvurulabilir. Yani şu an bende link yok ama yani eğer yardımcı olabilecek biri varsa linki paylaşabilir. Evet, Allah razı olsun. Çok istifadeli oldu. Çok 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 güzel oldu. İnşallah bugün günlerden pazar, bir sonraki derse kadar düşünmek için yaklaşık bir haftamız var. Çok güzel tefekkür malzemeleri çıktı bugün. İnşallah gündemimizden çıkmaz. Gündemimizde canlı durur. Bunun üzerine tefekkürlerimizle önümüzdeki hafta yine buluşuruz. Ahmet Ali diyor ki, ben demeyin biz deyin de asıl olan bu eylemlerim ve sonuçlarım kainatta tecelli eden yaratılışın esaslarıyla ortaya çıkıyor. Eylemlerim ne kadar kainatta cari olan kanunlara uygun düşerse muvaffak olurum. Yani benim yaptıklarım dediğim aslında kainatın tüm heyet-i mecmuasıyla
bana yaptıkları duasıyla olandır. Duanın kabulü, dua edenlerin sayısı arttıkça kabule karindir ve adetullah'a uygun bir şekilde talep edildiğinde diyeyim ben bu. Eylemleri sahiplenmek manasında değil de biz baya bu işin talep kısmında bulunduğumuzu, cüz-i iradenin sarfı kısmında bulunduğumuzu bilerek böyle bir yapılış, oluş, edilişe sahiplenmeme noktasında böyle bir bilince sahip olmak gerçekten imanın en önemli meyvelerinden bir tanesi. Fatma Hanım diyor ki melekler konusu 29. söz 50 ders olarak işlenmiş Hanun kayıtlarından ulaşılabilir diyor. Allah razı olsun. Yani bu meleğe iman noktasında en temelli, en etraflıca metin olan 29. sözün ders kayıtları bu hususta çalışmak isteyenler için önemli bir kaynak olabilir noktasında bir hatırlatma yaptı. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bir saat sonra, şu an 50 dakika kaldı, İngilizce dersimiz var. Vakti müsait olanlar ve İngilizce derse katılmak isteyenler katılabilirler. Olmadığı takdirde önümüzdeki hafta inşallah cumartesi günü Mesnevi-i Nuriye'de Şule Risalesi'ne başlayacağız. İnşallah görüşmek üzere dileyelim. Allah hepinizden razı olsun. Gelenden, katılandan, dinleyenden, yazandan, katkı sağlayandan. Evet efendim, bitiriyoruz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumenil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.